Merhabalar, bugünkü aracımız 2014 model Dacia Duster. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonda ilk öncelikle bir özel bir çerçeve kullanıyoruz. İlgili hatları tamamıyla dolaşıyor bu yapı. İç standartı da 9 inç yazımızı fit kaplar nitelikte. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, kullandığımız özel bir CAN bus interfezi var. Bu direksiyon kumandalarının çalışmasını sağlıyor. Cihazın soketine araca entegre olmasını sağlıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığım zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boş yerde ileri vites aldığım zaman da devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model Dacia Duster. Aracımıza 9. cihazı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapıları bozulmadı. Direksiyon kumandası çalıştı. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımızın aynı konsepte 3 farklı seçeneği var. 2 GB RAM, 32 dahil hafıza bu araçta kullandığımız. Bu cihazların bir üst versiyonu TS10 ve TS18 platformlarında ise 4 GB RAM, 64 GB dahil hafıza, 8 GB RAM, 128 GB dahil hafızalı toplamda 3 opsiyon kullanıcıya sunmuş oluyoruz. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Direksiyon kumandası ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı geçişleri ileri geri, sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yukarıdaki tuşlardan ikisi de, birisi kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışıyor. Sevdiğin şarkıları Spotify Premium'la reklamsız ve... Şöyle sesini kısalım. ...çırma. 29.99 TL karşılığında 3 ay kullanma fırsatı yakında sona eriyor. Bir tuşta İstediğin zaman iptal et. Bilgi ana ekrana dönmüş oluyor bu şekilde. Direksiyon kumandalarının tamamı cihaz önünde sorunsuz çalışmış oldu. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanıcıya kablosuz sunarken her iki akıllı telefonundan screen mirror link ekran yansıtmayı da kablosuz gerçekleştirebiliyor. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Radyoda yine direksiyon kumandalar sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açılabiliyor. İlgili ikona dokunduğumuz zaman müziklere erişim sağlayabiliyoruz. Ya da İlgili ikona dokunduğumuz zaman da videolara erişim sağlayabiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1024x600 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Android işletim sistemi var ürünümüzün altyapısı. Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamaya erişim kolaylığı sağlıyor. Cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman bu uygulamalara bir örnekte YouTube olabilir ya da farklı uygulamaları da kullanıcı Play Store hesabından kurup kullanabilecek. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Tamam. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan. İkinci tür navigasyon ise cihaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş Google haritalar ya da farklı uygulamalara erişim sağlayabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız konum mantığını Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden kullanıcıya sunmuş olacak. Far duyarlılığı da sorunsuz bir şekilde ekrana taşınmış oluyor. Aracımız 2014 model Dacia Duster. 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.